Padişah ben miyim artık? Korkma oğlum. Ben saltanat naibesi olarak her daim yanımda olacağım. Ta ki büyüyüp devletli günü sırtlanana kadar. Oğlum yaşın malum. Bu sebeple senden istifade etmek isteyenler olacak. Aklını çelmek isteyenler olacak. Kendi menfaatleri için seni bana düşman etmek isteyenler olacak. Sakın, sakın o fitne ehlinin sözlerine aldanma. Senden yana görünürler lakin kuyunu kazarlar. Hatırla. Osman abinin başına gelenleri hatırla. Nasıl unutabilirim ki validem? O hainler bir cihan padişahına kıydılar. Emin ol fırsatları olsa tekrar yaparlar. Oğlum, kimseye güvenme. Benden başka kimseye güvenme. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Muradım, aslan oğlum, benim umudum, hayalim, saadetim, kıvancım. Nihayet taht senin. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Hünkârım, hazırız. Hala. Zinhar, hata istemiyorum. Hünkârım, siz en doğrusunu bilirsiniz elbet. Lakin veziriniz olarak size bunu bir kez daha sormak boynumun borcu. Bunu yapmak istediğinize emin misiniz? Hiç şüphem yok. Derhal gereğini yapın.
Amca? Bıkmadın mı kadırga çizmekten? İnsan hayalinden bıkar mı? Benim hayalim de bu. Bir kadırgam olmasın. Sen çok gider gelir oldun. Hayırdır? Bir şey mi var? Seni almaya geldim amca. Madem kadırgaları bu kadar seviyorsun, kadırgana götürmeye geldim seni. Kadırgamın beni alacağını biliyordum. Ne yapayım şimdi ben? Kaftanımı. Kadırga beni bekler değil mi? Bekler. Gitmezdi mi bir yere? O senin kadırgan. Seni almadan hiçbir yere gidemez. Sultanım. Söyle hacı. Sultanım, Halil Paşa'mız haber göndermiş. Kemalkeş Mustafa Paşa ile ilgili konuşacakları varmış. Kemalkeş'e bir şey mi olmuş yoksa? Vallahi bir malumatım yok sultanım. Halil Paşa sizi vakıfta bekliyormuş. Tamam, arabayı hazırla. Vakfa gidelim hemen. Emredersiniz. Amca? Hünkârım? Nereye gidiyorsunuz? Kadırgama götürüyor beni Murat. Hürriyete kavuşacağım. Abi? Küçük bir gezintiye çıkacağız Atike. Hadi amca. Tevekkül değil Murat, boşuna vezir-i azam yapmamış Kemalkeş'i. Ölüme gönderdiği belliydi. Kemalkeş'e bir şey olursa, Murat'ın gazabına uğrarsa ben ne yaparım? Allah korusun sultanım. Öyle bir şey olsa çoktan duyardık. Belli ki başka bir mesele bu. İnşallah hacı, inşallah. İbrahim. İbrahim, hemen buradan gitmemiz lazım. Ne oldu Atike? Bilmiyorum. Lakin içimde kötü bir his var. Bir şeyler olacak.
İbrahim durma, gitmemiz lazım diyorum. Kaybedecek vaktimiz yok. Sultanım durun. Ağalar şehzademizin buradan çıkmasına izin vermezler. Ne yapacağız peki? Senelerdir görmedim gökyüzünü. Hep böyle mavi miydi? Senin talihin amca. Kadırga senin. İstediğin gibi gez dolaş. Dümene ben geçebilir miyim? Elbette. Gelmiyor musun? Ben gelmeyeceğim amca. Bu senin hayalini unuttun mu? Yalnızca sen varsın içinde. Allah senden razı olsun Murat. Neydi o laf? Tahtın göklerde olsun. Şehzade İbrahim Hazretleri bahçeye mi çıktı? Dışarı çıksalardı görürdük paşam. Oralarından çıkmadılar hiç. Her yeri arayın. Sultanımız bugünün geleceğini biliyorlardı. Hünkârımız ve şehzademiz seferdeyken bu gizli geçidi yaptırdılar. Bir an önce varmamız lazım çıkışa. Hatike, Hatike.
Ne işe yarayacak bu? Nereye kaçacağız? Nereye kadar saklanacağız? Kaçacağız İbrahim. Başka çaremiz yok. Hünkar abimin sana da kıymasına katlanamam. Hadi. Kimse yok. Halil Paşa nerede? Sultanım ben etrafa bir bakayım. Sultanım. Sinan Paşa. Sen nasıl çıktın? Ne işin var burada? Hünkârımız suçsuz olduğumu anlayınca çıkardılar beni zindandan. Sultanım, tuzak bu. Çıkalım buradan. Valide Sultanım. Yusuf Paşa. İzahat ver, maksadınız nedir? Hünkârımızın emriyle geldik sultanım. Zannediyorum sebebini anlamışsınızdır. Karşınızda Valide Sultan var sizin. Haddinizi bilin. Dümeni tutayım mı ben?
Hadi. Tamam, şu zaman açıldı. İbrahim. İbrahim, niye duruyorsun orada? Ne oldu yine? Ya yanılıyorsan? Yani sadece Hünkar abimle Mustafa amcamı görmüşsün. Belki bir izah vardır. Belki mevzunun benimle bir alakası yok. İbrahim, Mustafa amcam yıllardır kapalıydı dairesinde. Bir gün olsun dışarı çıkartılmadı. Hünkar abim onu bugün dışarı çıkarttıysa herkesten vazgeçmiş demektir. Başta da senden. Hayır, ben seninle gelmeyeceğim. Şimşirliğe dönüyorum ben. Hayır, 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 dönemezsin. Dönemezsin, gidiyoruz. Hüseyin Paşa. Sen nasıl? Tüneli buldum sultanım. Demek siz de bu işin içindeydiniz. Şehzademizi kaçıracaktınız. Hayır, hayır, götüremezsiniz kardeşimi. Hayır, izin vermem. Vermem. Sultanım, hünkârımızın fermanıyla buradayız. İtaat etmeye mecburuz. Hayır değiliz. Bu öyle alelade bir emir değil Hüseyin Paşa. Eğer yaparsan hanedanın soyu kesilecek. Bunu mu istiyorsun? Ha? Hanedanı, aile Osman'ın sonu mu gelsin istiyorsun? Yapma Hüseyin Paşa, yapma. Yapma, yapma. Bak aklını başına topla. Kardeşim, kardeşim İbrahim tek şehzademiz. Yapma. Sen de hakkını helal et hacı. Yıllardır az kahrını çekmedin. Ne kahrı sultanım? Size hizmet etmek şerefti benim için. Hakkım da, canım da helal olsun. Vedalaşma faslınız bittiyse ağalar gereğini yapsın. Emir-i Kûn. Acem fitnesi. Bir yanımda sen, bir yanımda Mel'un Cizvit. Beni öldürmek size kaldı ya, ben ona yanıyorum. Herkes hak ettiğini yaşar Kösem Sultan. Senin devrinde bu kadarmış. İnanması güç, fakat hakikat bu. Devrin bitti. Bre soysuzlar! Bre hain köpekler! Siz kimsiniz? Kimsiniz de Kösem Sultanımıza el uzatırsınız? Başına bela alıyorsun Kemankeş. Biz buraya hünkârımızın emriyle geldik. İdam edilecekler, kurtuluş yok. Önce beni öldürmen lazım. Sultan Murat bu yaptığını duyunca ne olacağını sanıyorsun? Kösem Sultan'a mı güveniyorsun? Güvenme. Valide Sultan'ın hükmü yok. Bir hiç. Bir şehzadesi dahi yok artık. Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan değil. Şehzade İbrahim idam edildi. O gırtlağını kesmeden buradan defol.
Sen de. Hadi! İbrahim'e gideceğim. Sultanım. Sultanım. Hünkârımız idam hükmünüzü çoktan verdi. Saraya girer girmez alırlar canınızı. Paşa haklı sultanım. Burada kalın. Yeniçerilere haber yollarız. Gelip etten duvar örerler. Kimse yaklaşamaz. Ölmüşüm kalmışım ne fark eder? Benim İbrahim'e gitmem lazım. O vakit ben de geliyorum sultanım. Ben de. Sultanım. Bugüne dek sizi yalnız bırakmadım. Bundan sonra da bırakmam. Ben de geliyorum. Hüseyin Paşa'm buyurun. Hünkârımız sizi bekliyor. Hünkârım. Yaptın mı? Emri bir yerine getirdin mi deli? Şehzade İbrahim. Fermanı şerifiniz üzerine idam edildi. Öldüğünden emin oldun mu? Mekanı cennet olsun. Bağışlayın. Destursuz girdik fakat mesele mühim. Hayrolsun Yusuf Paşa. Maalesef emrinizi yerine getiremedik. Kösem Sultan'ı aldılar elimizden. Zorbalık edip mani oldular. Kim? Kim mani olabilir Yusuf? Veziri azamınız Kemankeş Mustafa Paşa. Biz kendilerini ikaz ettik. Ancak veziri azam olduklarından mütevellit gücümüz yetmedi. Hususi adamlarıyla hücum edip bizi naçar koydular. Yalnız değildi hünkârım. Halil Paşa denen hainle birlikte geldiler. Belli ki onun marifetiyle buldu bizi. Halil Paşa'nın cibiliyeti belli zaten. Ezelden beri validemi saldık köpeği. Lakin Kemankeş. Ondan beklemezdim ben böyle bir alçaklık. Bizzat ikaz ettim. Ona değil bana biat edeceksin dedim. Güvendim. Sadaret mührümü ona teslim ettim. Açın kapıları. Açın dedim size. Hey!
Açın kapıları. Murat! Çık dışarı! İbrahim nerede? Nerede? Canına mı kıydın yoksa? Demek kendi ayağınla geldin buraya kadar, öyle mi? Ne maksatla? Bana meydan mı okursun sen? Şimdi kim alacak seni benim elimden? Bunlar mı? İtaat edeceği yerde ihanet eden hainler. Öyle mi? Asıl sen ihanet ettin. Soyun kesilmesine sebep oldun sen. İhanet eden sensin. Sen haddini, hududunu aşmasaydın bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Aramızdaki savaşı sen başlattın, ben bitirdim. Artık parmağında oynatacağın bir şehzadem olmayacak. İbrahim'i ver bana. İbrahim'i istiyorum. Ölü yahut diri, bana İbrahim'i ver. Geç kaldın valide. Kardeşim İbrahim idam edildi. Amcam Sultan Mustafa da idam edildi. Benim vaziyetim de aşikar. Ne kadar ömrüm kaldı ancak Rabbim bilir. Bitti valide. Yolun sonuna geldik. Benden sonrası tufan. Hanedan Ali Osman benimle birlikte mazi olacak. Ne yaptın sen? Sultanım! Sultanım!